İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hayrenik Vatan adlı gazetesinin 18. sayısı yayınlandı. Batı Ermenistan'da soğuk kış. Tiflis'teki Surp Minas Kilisesi yok olmayla karşı karşıya. Suriye'de bir terörist grubunun başkanı öldürüldü. Şam füze saldırısına maruz kaldı. İsveç, Ermenilere karşı uygulanan soykırım üzerine kitaplar basan Türk aydınını Türkiye'ye teslim etmedi. Bayan halterci Datev Hagopyan kilosunda dünya şampiyonu oldu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hayrenik Vatan adlı resmi gazetesinin 18. sayısı 15 Aralık 2019 tarihinde yayınlandı. Resmi haber bülteni her ay Batı Ermenice dilinde düzenli olarak yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce versiyonları da yakın gelecekte yayınlanacak. İletişim için ilgili adrese başvurun. Buzlanma ve don olayının görüldüğü Batı Ermenistan'da hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken Ardahan Göle'de en düşük hava sıcaklığı -21 derece oldu. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Garin Erzurum'da -6, Kars'ta -11, Iğdır'da -4 derece ölçülürken Erzinga Erzincan'da ise -13 derece oldu. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Çatısız, yıkılmış duvarlarla ve çöplüğe dönüşmüş olan Tiflis'in merkezindeki Surp Minas Ermeni Kilisesi son günlerini yaşıyor. Daha 2014 yılında çatısı yıkılmış olan kilise etrafındakilere bir zamanlar burada Tanrı'nın evinin olduğunu hatırlatmaya devam ediyor. Yerevan Nuts Surp Minas Ermeni Kilisesi Havlabar Mahallesi'nde bulunuyor. Surp Minas 1790 yılında inşa edildi. 1870 yılında kilise binasının büyütülmesi gerekiyordu. 2 Ocak 1883'te eski kilisenin yerinde Yerevan Nuts Surp Minas Kilisesi'nin yeni binası inşa edildi. Sovyet döneminde kilise kubbesinden mahrum edildi ve atölye olarak kullanıldı. Sovyetlerin yıkılmasından sonra Yerevan Nuts Surp Minas Kilisesi, Gürcü Kilisesi ile tartışmalı kiliselerden biri haline geldi. El-Kaide ile bağlantılı Hurras Ad-Din adlı terörist grubun lideri, Suriye'nin kuzeyinde bir insansız hava aracı tarafından öldürüldü. Panorama AYM'in aktardığına göre teröristin adı Abu Hatice El-Ürdüni'dir. Operasyon İdlib bölgesindeki uluslararası koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildi. Terörist arabasına yapılan hava saldırısıyla öldürüldü. Suriye Devlet Televizyonu'nun açıkladığına göre Şam'da patlama sesleri duyuldu. Panorama AYM'in aktardığı haberde pazar günü yerel saatte 23.15'te en az 2 güçlü patlama meydana geldi. Konuyla ilgili çıkan haberlerde Şam'a yapılan roket saldırısının işgal altındaki bölgelerden yapıldığı bildiriliyor. Füzelerden biri Şam'ın 20 kilometre güneydoğusundaki Akraba köyü bölgesine düştü. İsveç Yüksek Mahkemesi, Türk polisinin önde gelen Türk yayıncı ve insan hakları savunucusu Ragıp Zarakoğlu'yu iade etme talebini reddetti. News AYM'in Türk Gazete Duvar Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, Türkiye, Ragıp Zarakoğlu'yu Kürdistan İşçi Partisi PKK ile bağlantı kurmakla suçluyor ve onu geri almak istiyor. Mahkeme kararının ayrıca İsveç parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor. Ragıp Zarakoğlu, Türkiye'nin önde gelen insan hakları savunucusu ve yayıncısı olduğunu, onun yönettiği belge kitap evinde Ermenilere yönelik soykırım hakkında çok sayıda kitap basıldığını, Şubat 2011 ve Aralık 2013 tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiğini sizlere hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti halter takımının üyeleri Dünya Kupası oyunlarına başarılı giriş yaptı. Armen Press'in aktardığına göre 87 kilogramda Ermeni kadınlar halter takımı üyesi Datev Hagopyan koparmada 105, silkmede ise 127 kilogram kaldırdı. Toplamda kaldırdığı 232 kilogram ile Hagopyan altın madalya kazandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ermeni sporcuyu tebrik ediyor ve daha fazla zaferler bekliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Vartabet'in öğrencisi Barse Ganatcan tarafından yazıya dökülüp düzenlenmesini gerçekleştirdiği ve Yerevan Oda Orkestrası'nın seslendirdiği Narocan adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz.